Evet, Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu konuştu değerli izleyiciler. Trabzonspor'un galibiyet serisi 7 maça çıktı. Öncesinde Antalya beraberliği vardı. Göztepe, Karagümrük galibiyetleri öncesinde Galatasaray'a karşı bir 2-0'lık mağlubiyet vardı. Sevgili Mehmet Yılmaz, karşılaşmanın adamı, tabelayı değiştiren Yusuf Sarı mıydı sana göre? Yoksa 1-0'ın kalmasını sağlayan Kaan. Kaan mıydı? Zor soru. Ama Yusuf Sarı girdikten sonra 60 metre topu sürüp golü atması hem defansında hatası olabilir ama o 60 metre topu sürdükten sonraki gol vuruşu ve de oyun içindeki etkisi Rafael'i de attırdı. Ben yine tabii Kaan'ınki çok değerli. Son dakikada kurtarışı çok değerli ama ben Yusuf Sarı'yı derim. Yani girip bu kadar çabuk adapte olup hem skoru alıp hem oyunu Trabzonspor'a kazandırmak ben Yusuf Sarı'yı başa yazarım. Ilgaz Çınar 1-0. Bir taraftan Trabzonspor bütün eksiklerine rağmen rakip kim olursa olsun kazanmaya devam ediyor. Artık Öyle. bu bir alışkanlık haline geldi. Diğer yandan Başakşehir de net bir düşüş, o kan kaybı devam ediyor. Trabzonspor cephesinden başlayalım. Trabzonspor cephesinden yani maçı Mehmet Yılmaz güzel izah etti. Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok maçla alakalı maalesef. Başakşehir'in yapmaya çalıştığı bir savunma kurgusu vardı. İlk yarı gözümüze çarptı. İkinci yarıda da değiştirdi. Bir Dembaba girdikten sonra bir baskı kurdu Başakşehir ama bu biraz yalan rüzgarı baskısıydı yani. Yalan Evet, rüzgarı gibi doğru. onu atlattı zaten Trabzonspor. Doğrudan terse çevirdi. Maçın adamı konusu çok zor. Ama hani ben yeni hikayeleri sevdiğim için kaleci Kaan derim. Çünkü Kaan'ın güveni sadece 90+4'te kurtardığı toptan değil. Maçın 70. dakikalarında bir Dembaba'ya çalım attıktan sonra Evet. sağ taraftaki Pas. Gulbrandsen üzerinden bir cross pas attı çizgiye. Evet. Orada bir kalecinin güveni yerine geldi. Çünkü maçın ilk Doğru, yarı, doğru, yani çok doğru. ikinci yarının hemen başlarında bir orta yapılmıştı. Çıkmadığı yere Evet, yattı evet. sonra bir şut olduğu oralarda güveni yoktu. O 70. dakikadaki Pozisyondan sonra. pozisyondan sonra o kendine bir güvenini sağladı. Bir de Yusuf Sarı oyunu 1-0'a getiren gol attı tamam ama Kaan da 1-0'da Tabii. tutan oyuncu oldu. Hani atan Ya, da tutanın hikayesi vardır ya tabii o ikisi de çok klişe önemli. öyle. Diğer türlü de yaklaşalım. Bugün bayram olsa hani bugünü bir bizim bayramlarımızdan birisi olsa Kaan Başakşehir'de el öpmeye gitse 3 oyuncudan harçlı kalır. Epriyanu, Dembaba ve Mehmet Mehmet Topal. Topal. Doğru. Ve kaleyi bulan tek şut o 90+4'teki şuttu. Evet. Bak yani bayramı elini öpse 3 oyuncudan harçlı kalacak Kaan'ı yoklamadı Medipol Başakşehir. Bu kadar kötü, bu kadar etkisiz bir oyun oynadılar. Trabzonspor'un kazanma alışkanlığını, Abdullah Hoca'nın oyuna neler kattığını Mehmet Ayan haftalar önce ifade etmişti ama maalesef herkes çok yanlış anlaşılmaya, her şeyi yanlış anlamaya müsait olduğu için Mehmet Ayan'ın ne demek istediği anlaşılmadı. Mehmet Ayan bundan sonraki süreçte bir ilk transfer dönemine kadar Trabzonspor'u bir İstanbul Büyükşehir Belediyespor gibi izleyeceğiz derken Abdullah Hoca'nın milli takımdan döndükten sonra Medipol Başakşehir'de neleri inşa ettiğini Evet, ve sonra nereye o yanlış oynattığından bahsetmek anlaşıldı. Evet, istemişti. aslında daha farklı Evet. söylemişti. Kaan Moradoğlu beni tanıyan ve tanımayan herkesin desteği mutlu etti. Uğurcan abi zaten 3 maçtır iyi gidiyordu. Onu da devam ettirmek gerekiyordu. Hocaların yardımıyla konsantrasyonu bozmadık ve çok şükür iyi bitirdik. Hep hayal ettiğim şeydi bu. Uğurcan abi, Erci abi, Arda abi yardımcı oldu. Uğurcan abinin eldiveniyle çıktım. Heyecanlıydım ama hafta boyu herkes yardım etti diyor. Arda, abi dediği Arda işte 19'dan 20'ye 20-21 yaşında. Heh. Bir de şunu da yeni geldi. atlamayalım. Maç sonunda görüntüler vardı. Bir oyuncu grubu şeye koştu. Kaan'a Kaleci koştu. Kaan'a. Ve hiçbirimizin tanımadığı oyuncu grubuydu. Şimdi onu da şu şekilde söyleyeyim. Yedek kulübesinden geldi bunlar. Adem Ağoğlu, Ahmet Can Kaplan, Hakan Yeşil ve Süleyman En iyi Cebeci. anlayanlar onu. Bak ilk Yakın onlar kutladı. arkadaşlar. Şimdi bu da çok güzel bir Çünkü görüntüydü. beraber Yani çıktılar onlar A beraber takımı. çıktılar, geldiler, oynadılar. Yani o görüntüyü de bir nasıl ki Galatasaray hani Onyekuru ile Markkanen'in o penaltı noktasını almasını bir resim yapacaksa Doğru. Kaan'a sarılan o alt yaş oyuncu grubunun da Bakıyorsun bir resmi tanımıyorsun olması hiçbirini. gerekiyor bence. Faruk Can Genç, Trabzonspor formasını taşımak biz gençler için çok önemli. Her gencin hayali. Taraftarlar izlerken hangi duyguyu yaşıyorsa ben de aynı duyguyu yaşıyorum. 2 sene önce buraya taraftar olarak gelmiştim. Şimdi oyuncu olarak çıktım diyor Faruk Can. Yine günün İyi artılarından oynadın. biriydi Bordo Maviller için. Sayın Başkan Ahmet Ağoğlu'nun da söylediği gibi hocasının da elini rahatlatacak. Önemli bir alternatif bu oyuncular. Tabii.
Çünkü sezon içinde Trabzonspor'un hani kadro zafiyeti vardı öteki takımlara bakılınca. Ama bu iki oyuncu da şu an Trabzonspor'un kalecilerle alakalı tamamen hiçbir sıkıntısı. Zaten 3 tane kalecin vardı. 4 tane kaleci oldu Trabzonspor'da. Farukcan sol bekte Marlon'un performansını çok konuşuyorduk. Son haftalarda o da çok iyi oynuyor. Ama onu da yedeklemek için çok iyi bir oyuncu var şu an elinde. Yani kazanım Trabzonspor için çok büyük kazanımlar özellikle bunlar. Özellikle Abdurrahim Dursun yollandıktan sonra Bandırma Spor'a sonra orada o sol bölgede bek çünkü hani Kamil Ahmet'i düşünüyordu. Belki devşirme yer değiştirip buna görev vermeyip belki Kamil Ahmet'i sola kaydırmayı düşünüyordu. Biz de ben dün akşam öyle söyledim. İşte Serdar'la bir son sayfa programında Hüseyin Türkmen sağ bek oynama ihtimali. Çünkü Kamil Ahmet'in sol bek oynama ihtimali daha büyük dedi. Biz Metebol Başakşehir'e karşı. Düşünceler hep o tarafa doğru evriliyor zaten. Yusuf Sarı, bu sene hiç gol atmamıştım. İlk golüm, çok mutluyum. Covid çıkanlar oldu. Şehir için, herkes için mutluyuz. Çok mutluyuz diyor. Yusuf tabii Trabzonspor'un çok şey beklediği isimlerden biriydi. Çok sakatlandı. Çok evet. Tarihsiz sakatlıklar yaşadı. Geçen yıl iyi dönemlerinde çok uzun süreli sakatlıklar yaşadı. O şampiyonluğa giderken Trabzonspor takımı Yusuf'tan aslında çok daha fazlasıyla verim alabilirdi. Ama o sakatlıklar hem takımı olumsuz yönde etkiledi hem de Yusuf'u çok etkiledi. Çünkü uzun süreli sakatlıktan sonra da Yusuf'un döndükten sonra o eski randımanı alamadı Trabzonspor takımı. Ama şu an oyuna girdiği zaman bir yedek oyuncudan işte bunu bekliyor. Skor yapmasa bile, tabii skor çok büyük önemli ama hani o şeyin ekstrasını görebiliyorsun. Oyuna girdiği zaman sana itici bir güç. Bunu bugün mesela çok güzel gösterdi bize. Çok önemli de bir oyuncu Yusuf Sarı. Daha iyisini yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Peki şöyle bir istatistik de var ekranda değerli izleyiciler. Süper Lig'de 7 maçtır kazanan Abdullah Avcı kariyerinin tek sezonundaki en uzun galibiyet serisini yakaladı. Hoca için de en uzun seri. Yani, aynı zamanda yani, galibiyet serisi. Yani 3 sezon şampiyonluk yarışında olaya oldu. Şuradan bakıyoruz. Yani bu kadar aynı kadro, yani 1-2 takviye geldi. Bu kadar demoralize olan bir oyuncu grubundan sonra hani çok fazlasıyla puan kaybı yapmış ve sıralamada çok alt sırada olan, alışık olmadığı yerde olan bir Trabzonspor takımını gelip ayağa kaldırmak ve de yani 7'de 7 yapmak ya, direkt bence hocaya yazar. Hoca için inanılmaz başarılı diyebiliriz. Bu oyunculardan demek ki bu oyuncularda o kapasite vardı. Onlardan fazlasını da aldı şu an Abdullah Hoca. Ve peki çok fazla tek farklı galibiyeti var. Evet. Evet. Tek maçlı tek farklı galibiyet listesi de ve galibiyet listesi evet, de ekranda. Arada çizdi Antalya, zaten. Antalya beraberliği var. Değil mi? Başakşehir, Gaziantep Futbol Kulübü, Yeni Malatya Spor, Denizli Spor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konya Spor, Göztepe, Fatih Karagüm. Kaç tane maçta gol yedi? Bak burada en önemli kilit noktası hoca onu oturttu zaten. Gol yemiyor Trabzonspor takımı. Yediği maçları kaybetti maç, zaten. Bir Galatasaray takımı. Galatasaray. Son 4 maçta gol yemiyor. İşte ya eğer arkada 3-1 bunu 3-1-0, 1-2-0 var. Arkayı oturttuysan ki Trabzonspor taraftarlarının kafasında hep şu soru işareti vardı. Bu maça çıkarken Vitor Hugo ile Edgar'ın 3 sarı kartı vardı. Fenerbahçe maçı tabii ki çok önem arz edeceği için her maç gibi. İnşallah yemez diye düşündü. Korktukları da olmadı. Şimdi iki savunma oyuncusunda Fenerbahçe karşısında inşallah bir sıkıntı olmazsa izleyeceğiz. Evet, 1-0'lık sonuçlar da ekranlarınızdaydı sevgili Ilgaz, sen istemiştin. Yani ciddi şey, Trabzonspor'un kazanmış olduğu yani 11 galibiyeti tek farklı galibiyetler. 7 tane 1-0, 4 tane 2-1 var Trabzonspor'un. Bu acayip bir istatistik genel anlamda bakarsak. Sezonu genel. Tabii Edin Ivson'la başlayan süreç olarak da bakmak gerekiyor ama Abdullah Hoca da bayağı arttı bu. Mehmet Ayan'ın bahsetmek istediği oydu, ona gelecektim. Hani bir savunmayı inşa etmek, savunmayı inşa ettikten sonra teker teker. Aynı anda çünkü savunmayı orta saha ve hücumu inşa edemiyorsunuz. Kolay değil. Kolay değil. Hiç yani. Kolay değil. Bir de mental olarak sıkıntıları düşmüş bir takıma gelip bu şekilde ayağa kaldırıyorsunuz. Ki şunu hatırlayalım, Adana Demirspor'a elendikten sonra Trabzonspor'un golünü Vitor Hugo atmıştı. Evet. Ve Vitor Hugo'nun o Vitor Hugo'nun Sefiller romanında kitabına gönderme yaparak Trabzon'daki yerel basın Sefiller başlığını atmıştı. Oradan buralara oradan, gelebilmek. Oradan iki hafta öncesinde işte Sefilleri Vitor Hugo bile kurtaramadı. Sefilleri yani, Vitor Hugo bile kurtaramadı. Böyle bir başlık vardı. Şimdi iki hafta öncesindeki manşetler şu şekildeydi. İşte hasta yatağına düşmüş Fatih Terim, Erol Bulut, Sergen Yalçın ve Abdullah Hoca doktor elinde stetoskopuyla beraber. Şimdi nereden nereye getirdiğini de bakmak gerekiyor. Bu bağlamda o iki yerel gazete manşetinde hatırlatmak istedim. Psikoloji nereden nereye gitti? Evet. Mehmet'in vurguladığı sadece oyun değil, işin psikoloji tarafında Trabzonspor aldı. Mehmet Ayan hafta 1-0 Trabzonspor'a geldi. Peki Trabzonspor'un psikolojisi kötüydü de gelen adamın psikolojisi iyi miydi? Değildi. Birbirini iyi anladılar. 19-20 sezonunun başında Sayın Fikret Orman'ın
kağıda döktüğü, imzaya döktüğü ve vaadin ötesinde cari ettiği bir Beşiktaş takımının